İnsanlık olarak enerjiye hep bağımlı olduk ve kendimizi onunla var ettik. Bu bağımlılık geçmişte olduğu gibi giderek artacak. Öyle ki şu an belki de babanızın 30 yıl önce harcadığı elektriğin 2,5 katını, dedenizin ise 60 yıl önce harcadığı elektriğin 12 katını kadarını harcıyorsunuz. Belki babanız sizin kadar fazla uçağa binmedi. Belki dedeniz ömrü boyunca hiç uçağa binemedi. Eskiden onların sahip olduğu, sürekli içindeki pili tekrar tekrar doldurdukları telefonları ve bilgisayarları yoktu. Ama sizin var ve bu bir enerji gereksinimini ortaya çıkarıyor. Kim bilir, gelecek nesiller neleri kullanarak bizim kullandığımız enerjinin katlarcasını kullanacaklar. Zaman ilerledikçe hayat kalitemiz artıyor ve geçmişteki insanlara kıyasla daha iyi şartlarda yaşamaya başlıyoruz. Örneğin cebinizde olan telefonla dünyanın öbür ucundaki biriyle sesli veya görüntülü konuşabiliyorsunuz ve aranızdaki gecikme bir saniyeden daha az oluyor. Bu imkana 100 yıl önceki devlet başkanları veya en zenginler bile sahip değildi. Ya da yeterli miktarda paranız varsa dünyanın uzak bir köşesinde bulunan herhangi bir yerine en fazla 3 günde gidebilirsiniz. Bir önceki çağda dünyanın en uzak yerine gitmeniz, bırakın günleri, haftalar alıyordu. Geçmişte yaşamış insanlara göre çok daha muhteşem bir hayatınız var. Ama dediğimiz gibi bunun bir bedeli var ve bizim bahsedeceğimiz bu bedel maddi kaynaklarınızın ve çalışmak için harcadığınız zamanın dışında bir şey. Bu bedelin adı enerji. Kolaylık olması için watts veya watt bölü saat kullanacağız. Böylece sizler verdiğimiz karşılaştırmaları daha sağlıklı olarak anlayabileceksiniz. Watts bir güç birimidir. Güç olarak yaptığınız her işin ve bunun dışında olan biten bütün hareketlerin watt biriminden bir değeri vardır. Watt bölü saat ve onun 1000 katı olan kilowatt bölü saat ise harcanan enerjinin birimidir ve harcanan watt değerinin zamana göre kullanımını gösterir. Elektrik ve doğalgaz faturalarına göz gezdirenler bu değerlere mutlaka aşinadır. Ne kadar çok elektrik harcarsanız ve doğalgaz yakarsanız elde edeceğiniz güç ve harcayacağınız enerji o kadar çok olur. Basit bir termodinamik kanunu. Türkiye'de bir evin ortalama aylık elektrik tüketimi 131 kW bölü saat iken yıllık tüketimi ise 1576 kW bölü saat kadardır. Türkiye'nin 2021 yılındaki elektrik tüketimi ise 328 terawatt bölü saat kadar. 1 terawatt 10 üzeri 9 kW veya 10 üzeri 12 watt değerine eşit. Örneğin bu videoyu izlediğiniz platform size bunu sağlamak için sunucular kullanıyor. Ve elektrik tüketimi yıllık olarak 61 terawatt bölü saat. Yani Türkiye'nin tükettiği elektriğin 5'te 1'inden biraz daha az. Tabii bu bütün dünyadaki internet trafiğinin 5'te 1'inden fazlasını tek başına sırtlayan bir site için normal bir durum. Sadece bazı sitelerin veya kuruluşların harcadığı enerjiden daha başka olmak üzere bu durum doğrudan refah ve gelişmişlik ile de alakalı. Günümüz dünyasında harcadığınız enerji refah düzeyiniz ile doğru orantılıdır. Ne kadar enerji harcarsanız refah ve rahatlık düzeyiniz de o kadar artacaktır. Bunu ülkelerin ev başına tükettiği enerji miktarlarına bakarak kolayca görebilirsiniz. Hayat şartlarının düşük olduğu gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde bu miktar azken, gelişmiş ve hayat şartlarının iyi olduğu ülkelerde daha çoktur. Bu şimdiye özel bir durum değil. Tarih boyunca var olmuş bütün medeniyetler arasında en gelişmiş olanlar hep en fazla enerji kullanan ve harcayan devletler olmuş. Ve bu durum bilim ve teknolojinin gelişimi kadar önemli bir yer tutmuştur. Bilim ve teknolojide ilerleyen medeniyetler daha çok ve daha verimli enerji üretme yolları bulmuş ve bunu kullanarak üretimlerini katlamış, ürün maliyetlerini hep en aza indirmiştir. Hatta bununla kalmayarak ürün miktarını en yükseğe çıkarıp dünya pazarlarını ele geçirmişlerdir. Yükselişe geçen bütün medeniyetleri durduranlar ve düşürenler hep daha çok enerji üretip daha kolay ürün üretebilenler olmuştur. Bunun önemi, insan gücü ve emeğinin öneminin giderek azaldığı çağımızda daha da artıyor. Sanayi devrimini hatırlayın. Buharlı makinelerin bulunmasıyla batılı ülkeler daha kolay, daha ucuz ve daha çok üretim yapabilmiş ve bu sefer ellerindeki ham maddeler yetersiz kalınca ham madde yarışına girip dünyanın dört bir yanından ham madde getirtmişlerdi. Bu ülkelere bu fırsatı veren şey, daha önceden yaptıkları üretimin getirdiği zenginlik ve güç olmuştu. Bu sayede dünyanın dört bir yanına yayılabilmiş ve sömürgeler kurmuşlardı. Ellerindeki kaynaklar üretim için yetersiz kaldığı zamanlarda başka ülkelerin kaynaklarına göz dikmekten hiç çekinmemişlerdi. Bir sürü fabrika, üretim yeri, bilimsel araştırma merkezi ve laboratuvar var. Ve
Peki onları neyle çalıştıracaksınız? Fabrikalardaki aletler, araştırma merkezlerindeki büyük ve karmaşık işlemler yapabilen bilgisayarlar ve başka bir sürü cihaz. Hepsi elektrikle çalışıyor ve elektrik ihtiyaçları hiç bitmeyecek. Enerjiyi ve önemini buraya kadar sizlere yeterince aktardığımızı düşünüyoruz. Şimdi ise gelecek için çok önemli bir konuyu anlatacağız. Füzyon. Yıldızlara ve bu sayede evrendeki en büyük enerji kaynaklarına güç veren, bize hayat veren bu yöntemi tabiri caizse yıldızlardan kopya çekerek uygulamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Önceki entropi videomuzda enerjinin dönüşümünü sizlere anlatmıştık. Isı enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülebileceğini söylemiştik. Burada değinmemiz gereken bir konu daha var. Nasıl ki füzyon tepkimesi enerji açığa çıkarıyorsa, arka planda bunu sağlayan bir yapı var. Aslında füzyon tepkimesi için bildiğimiz saf hidrojen yerine daha çok onun izotoplarına ihtiyacımız var. İzotopları aynı araba modelinin farklı özelleştirmeleri bulunan sürümleri gibi düşünebilirsiniz. Özünde hepsi aynı gibi görünse de işlevler arasında bazı farklar var. Bu farkları belirleyen ise atomlarının çekirdeğindeki nötron sayıları. İzotop dediğimiz bu parçacıklar her zaman aynı sayıda proton ve elektrona sahip olsalar bile atom çekirdeğindeki nötron sayıları farklı oluyor ve bu farklılık onlara bazı özellikler katıyor. Füzyon tepkimesi olduğunda hidrojen atomunun izotopları, yani aynı elementin biraz değişik halleri olan döteryum ve tritium parçacıkları tepkimeye girer. Hiç nötron bulundurmayan hidrojenin aksine döteryum bir nötron, tritium ise iki nötron içerir. İçlerinde fazladan nötron bulundurdukları için her ne kadar aynı element olsalar bile parçacıklar arasında bir kütle farkı olur. Bir döteryum ve bir tritium birleşerek bir helyum atomu ortaya çıkarırken bir nötron ve ısı enerjisi saçıyor. Bu ortaya çıkan enerjinin ise tekrar buhar jeneratörlerini döndürmesiyle elektrik üretmeye çalışıyoruz. Peki bunu nasıl yapmaya çalışıyoruz? Şu an elimizde güneşin sahip olduğu basıncı sağlayacak bir yöntem yok. Füzyon tepkimesini oluşturmak için parçacıkların üstüne sahip olabildiğimiz en güçlü basıncı uygulasak bile gereken basınç uyguladığımız basınçtan çok daha fazla olacak. Güneşin sahip olduğu büyük kütle çekimi ve bunun oluşturduğu basınç bunu yapmasını sağlıyor. Ama işler bizim için o kadar da kolay değil. Bu yüzden ufak bir hile yapıyoruz. Sağlayamadığımız yüksek basıncın eksikliğini ısıyı artırarak gidermeye çalışıyoruz. Bu yüzden güneşin çekirdeğinde 15 milyon dereceye varan sıcaklıklar varken biz 100 milyon dereceden daha fazla sıcaklıklar elde ediyoruz. Bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşan parçacıklar birbirleriyle kaynaşıyorlar ve füzyon tepkimesi gerçekleşiyor. Evrende en çok gerçekleşen ve hatta bize var eden bu tepkime şimdiye kadar ticari olarak uygulanabilir bir hale gelmediyse bile büyük gelişmeler sağlanıyor. 2022 yılının sonlarında ABD'de yapılan deneyde devrimsel bir olay oldu. Çok ufak bir tüpün içindeki parçacıkları yüksek enerjili lazerler yoğunlaştırdı ve bu sayede enerjiyle dolan parçacıklar ısınarak kaynaştı ve tüpün içinde bir füzyon tepkimesi gerçekleşti. Şimdiye kadar yapılmış deneylerden çok bir farkı yok gibi, değil mi? Değil. Bu deney şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir sonuç verdi. İlk defa deneyden açığa çıkan enerji verilen enerjiyi geçti ve şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir şekilde verilen enerji olarak kâra geçildi. Deney için harcanan enerji 2.05 megajoul, yani aşağı yukarı 0.7 kW/saat iken elde edilen enerji 3.15 megajoul, yani 0.87 kW/saat oldu. 1.5 kattan biraz fazla bir kâr etmiş füzyon tepkimesi. Ortalama bir bilgisayarın birkaç saatte tüketebileceği bir miktarda enerji olarak çok değil gibi. Ama devrimsel bir enerji. Tüketim için küçük ama insanlık için büyük bir enerji. Tabii her ne kadar 1.5 kat enerji kârı yeterli gibi gözükse bile yeterli değil. Zaten deneyin amacı füzyon tepkimesinde harcanan enerjinin daha fazlasını elde edebileceğini ispat etmekti. İhtiyacımız olan verimlilik ve kâr oranı bundan daha fazla. Çünkü bu enerjiyi buhar yoluyla hareket enerjisine ve türbinler yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürken bazı kayıplar olacak. Ancak yine de elde edilen enerji oranının artırılmasıyla uygulanabilir bir sisteme dönüştürmek için yeterli bir düzeye ulaşacağı belli ve geleceğe ışık tutuyor. Maalesef ülkemiz bu alanda yapılan projelere önem vermiyor ve bu alanda oldukça geride. Gelecek için bu kadar önemli ve kıymetli bir çalışmaya önem verilmesine ufak da olsa bir katkı sağlamak
ve insanları bilinçlendirmek için bu videoyu hazırladık. Bilimin yol gösterici olduğu bir gelecekte görüşmek dileğiyle.